Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız İzmir Alaçatı. Alaçatı ilçemizde mühendislik sektörüne yönelik hizmet veren Toler Mühendisliğe konuk oluyoruz ve yanımızda inşaat mühendisimiz Zafer Özdalgıç ile birlikteyiz. Merhaba Zafer Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, sizleri sormalı. Sağ olun, biz de iyiyiz. Toler Mühendislik olarak aslında uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Birçok hizmetimiz var, birçok projelerimiz var. Bunlarla ilgili bilgiyi alacağız ama öncelikle Zafer Özdalgıç kimdir onu öğrenebilirim sizden. Ben İzmir Karşıyaka'lıyım. 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. Alaçatı'daki işlerimize başlamadan önce İzmir'de ağırlıklı olarak resmi işler ve taahhüt işleri yaptık. Daha sonra yaklaşık 10 yılı aşkın bir zamandır da Çeşme ve İzmir ilçelerinde taş evler, restorasyon işleri, villa inşaatları alanlarında uzmanlaşmış bulunmaktayız. Tabii Toler Mühendislik olarak dediğim gibi hani uzun yıllardır sektördesiniz ve bu anlamda da zaten eğitimlisiniz, okullusunuz. Onun haricinde tabii yaptığımız çalışmalar var, projeler var. Bununla birlikte Toler Mühendislik iki ortaktan oluşan bir firma ve bu anlamda da Tolga Bey ve Zafer Bey birlikteliğinden doğan Toler. Evet, 1997 yılında Tolga Uyar'la ortaklığımız başladı. 16 yılı bitirdik. Uyumlu bir şekilde devam ediyoruz hala. Çok güzel. Yaptığımız projeler neler? Biraz onlardan bahsedelim. Daha çok biz kişiye özel çalışmalarla başladık. Taş evlerin serüvenine. Kişilerin yaşamak istediği hayallerindeki evleri önce onlardan dinleyip sonra mimarlarımızın tasarladığı evleri bitirip kendilerine teslim ettik. Şu anda tahmin ediyorum 100'e yakın ev projesi bitirdik. Bunların yanında 10 taneye yakında taş ev, butik otel, restoran tarzı çalışmalarımız oldu. Evet, ve bu anlamda da 100'ü aşkın bina diyebiliriz. Ve evet, bu anlamda çok da başarılı bir firma. Sektörel anlamda baktığımızda sektördeki birçok firmadan çok daha başarılı bir firma. Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki bu başarıyı nasıl sağladınız? Başarıyı nasıl yakaladınız? İlk önce müşterilerimizi dostumuz gibi gördük. Yani işimiz bittikten sonra da onlarla her zaman dost kalmayı planladık. Şu anda da mesela 10 sene önceki evlerini teslim ettiğimiz insanlarla yine dost şeklinde yaşıyoruz. Ahbaplığınız devam ediyor. Evet. Önemli olan aslında güvene, dostluğa dayalı bir ilişkimiz oldu her zaman. Ve bununla birlikte tabii ki yaptığınız çalışmalar kaliteli hizmetle birlikte müşteri memnuniyetini sağladınız. Bu tabii, da sizi mutlaka başarılı kılıyor. Ama bunun yanı sıra güçlü de bir ekibe sahipsiniz. Tabii. Öyle değil mi? Tabii. Yaklaşık 16 yılı bitirmiş bir firmayız. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız da 10 yılı aşkın süredir bizimle birlikteler. Tabii onların sayesinde o, bu eserleri yaratıyoruz tabii ki. Onlar da kendi alanlarında uzman, deneyimli. Tabii, mutlaka. Ve tabii ki işi hakkıyla, layıkıyla yapan bir ekip. Bu da zannediyorum Toler Mühendisliği şu an sektöründe lider konumuna getirdi. Tabii. Bu markalaşma sürecinde neler yaşadık? Çünkü şu anda Toler Mühendislik Alaçatı'da bir marka haline geldi. Sadece Alaçatı'da değil, İzmir'de de yine aynı şekilde bir marka haline geldi ama bu markalaşma süreci nasıl oluştu? Tabii bu süreç 15 yıllık bir süreç. Şirketin ilk 5 yılı daha çok kendini ispatlama zamanı gibi düşünüyoruz biz. Daha sonraki 5 yılda, da daha çok insanların bizi tanıdığı, bizim işin peşinde koşmadan onların bize gelip çalışmak istedikleri zamanlar oldu. Evet, aslında bu markalaşma sürecinde de siz başarıyı sağladınız ama aynı zamanda markayı da belirlemiş oldunuz. Tabii. Öyle değil mi? Evet. Şu anda da bir marka haline geldiniz. Bu anlamda da verdiğimiz hizmetler var. Yapmış olduğumuz projeler, hali hazırda devam eden projelerimiz, yapacak olduğumuz projeler var. Bu konuyla ilgili biraz bilgi alayım sizden. Tabii biz her yıl yaklaşık 10 civarında taş ev, villa ya da otel üretiyoruz. Bu yılda yine Alaçatı'da
Çeşme'de, Paşa Liman'da devam eden projelerimiz var. Bunları da Nisan-Mayıs ayında tamamlayıp müşterimizin taleplerine sunmayı planlıyoruz. Evet, ama toler mühendisliğin çok farklı bir branşı daha var ki, bu da Yapsat. Şu anda Yapsat olarak da çalışmalarımız Evet. var, değil mi? Evet. Biraz bu konu hakkında bilgi alayım. Evet, bize gelen müşterilerin dışında kendimiz de yatırımlar yapıyoruz. Arsa karşılığı ya da kendimiz arsa alıp burada binalar inşa edip onları da satışa sunuyoruz. Tamam, şimdi yaptığımız projeler var ama bu tarz projeler çok emek isteyen ve aynı zamanda bir komplike çalışma gerektiren projeler. Bu anlamda halkın ihtiyacı doğrultusunda, tabii ki isteğine göre de şekillenebiliyor. Böyle farklı uçuk işte bir bina istediklerinde bunları da uygulayabiliyoruz, öyle değil mi? Zaten bizim binalarımızın çoğu butik çalışmalar olduğu için hiçbiri birbirinden hiçbir birisinin aynısı değil. Hepsi diğerinden farklı özelliklere sahip. Çünkü her evin sahibi kendine göre farklı bir yaşam planlıyor. Evet. Biz de onları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aslında siz onlara hayal ettikleri yaşam alanlarını sunuyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Toler mühendislik olarak. Peki toler mühendisliğin dününü, bugününü konuştuk. Yarın nerede olacaksınız? Nerede görmek istiyorsunuz? Biz çalışmalarımıza bu hızla devam edeceğiz. İnşallah yine müşterimiz, dostumuz kalacak şekilde iyi isimlerle, iyi şekilde anılmak en büyük isteğimiz. Evet, ve tabii ki çok daha büyük başarılara imza atmak, sadece İzmir Alaçatı'da ve sadece İzmir'de değil, bununla birlikte tüm Türkiye'de bir marka olmak en büyük hedef zannediyorum. İnşallah, inşallah. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm ederim. Bilgiler için. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bize vakit ayırıp dinledikleri için teşekkür ederiz. Alaçatı yolları düşerse bir çayımız içmeye bekleriz her zaman. Toler Mühendislik olarak biz Evet. buradayız diyorsunuz. Aynen. Peki çok teşekkürler tekrar. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri kendi dalında, kendi sektöründe lider bir firma olan Toler Mühendislik'ten aktaracaklarımız bu kadar. İzmir turumuz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.